Merhaba örgü severler, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü bir videomda bu güzel üçgen şalın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Yine internetten gördüğüm bir model. Yapımı çok zor değil, kolay ve basit bir model. Şimdi bunun için her zamanki gibi şallarımızda kullandığımız angora tarzı bir ip, markası fark etmez. 2,5 numarada tığ kullanabilirsiniz. Elinize göre 3 de kullanabilirsiniz. Ama şallar için çok ince tığlar önermiyoruz. Çünkü hani şallar dökümlü olması gerektiği için çok ince ve de sıkı örmeyin. Hemen örgümüze başlayalım. Örgümüz yine fıstıklı bir model. Şurada fıstık yaparak başlayacağız. Hemen zincir çekerek bir halka yapıyoruz ve motifi kurmaya başlıyoruz. Başlangıç için 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Ve zinciri klasik her zamanki yaptığımız gibi birleştiriyoruz. Zincirden sonra 1, 2, 3, 4. Yani zincirimizi çektik, halkamızı yaptık. Daha sonra 4 zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Ve ilk fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi başlangıçta ilk fıstıkları ben yavaş yavaş yapacağım. Tekrardan anlatacağım. Bir önceki videomda da fıstıklı bir model vardı. Onda da anlatmıştım. Şimdi bunda da tekrar anlatarak ilerleyelim. Şunu şöyle alttan alayım. Daha net görünsün. İpimizi tığımıza doluyoruz. Boşluğa batıyoruz. Çıkarıyoruz. Ve şöyle bir miktar uzatıyoruz. Şöyle 1 santim kadar uzatmamız yeterli. Çok uzun değil bu modelin fıstıkları. Bir kez batmış oldum. Sonra tekrar ipimi doluyorum. Bir kez daha batıyorum. Tekrar uzatıyorum. 2. Tekrar doluyorum. Bir daha batıyorum. 3. Bunu 5 defa yapacağım. Tekrar doladım. Bir daha battım. 4. Bir daha doladım. Ve 5 oldu. 5 batmadan sonra ipimi doluyorum. Bu tığda biriken iplerin hepsinin içinden tek seferde geçiriyorum. Evet. Bu şekilde birinci fıstığımız tamamlanmış oldu. Hemen araya 1-2 zincir çekiyorum. Ve aynı fıstıktan bir tane daha yapacağız. 2 zincir çektim, tığımı doladım. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Yine 5 kez batarak bir fıstık daha yapıyoruz. İpimizi alıyoruz, batıyoruz. Bir kez daha doladım, battım. Sayıyorum kaç tane oldu. 5 tane olmuş. Ve hepsini birlikte tek seferde çekiyorum. Şimdi bu 2 tane fıstığımızı yaptık. Şu 2 fıstığı yaptık. Şimdi aradaki şu modelin başlaması için ilk zincirimizi yapacağız. Burada 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Tekrar fıstık. Yine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5 defa battık ve tek seferde çektik, sabitledik. Araya 2 zincir, yine ipimizi doladık, bir fıstık daha yapıyorum. Bir kere battım. 2, 3, 4, 5 ve tek seferde çekip birleştiriyoruz. Evet, şimdi bu şekilde şalımızı başlamış oluyoruz. Bu birinci sıramız tamamlandı. Tekrar bir sonraki sıra için 4 tane zincir çekiyorum. Yukarıya çıkıyorum. Örgümü çevirdim. Bu kenarlar bütün örgü boyunca şu fıstıklar ikişer tane örgünün sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Yine hemen kenar fıstıklarını yapıyorum. Hızlıca 1 2 3 4 5 kez battım. İlmeği içinden geçirdim ve tek seferde sabitledim. Şimdi bir sonrakine araya yine 2 tane zincir çektim ve bir fıstık daha yapıyorum. Beş tane oldu. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve şuradaki ilk 4 trabzanımızı yapacağız. Bunu da ilmeğimizi doluyoruz. Şurada daha önceki sırada 6 zincir çektiğimiz yerin 1-2 tanesini atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapacağız. 1 2 Üçüncüye 2 tane yaptım. Hiç araya zincir çekmeden tekrar doluyorum. Bu defa dördüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine kenar fıstıklarını örüyorum. Bir tane yaptım. Araya yine 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tanemizi tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Artık ikinci sıramız bitti. Evet. İkinci sırayı yaptık. Üçüncü sıraya geldim. 4 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum ve hemen kenar fıstığını yapıyorum. 4 5 tane yaptım. Sabitledim. 2 zincir çektim. Bir sonraki fıstığı yapıyoruz. Bu ilk sıralarda bu kenar fıstıklarıyla birlikte gösteriyorum. Sıramız ilerledikçe bu kenarları videoyu durdurup öreceğim. Videomuzun kısa sürmesi için. Evet. Şimdi kenarımızı yaptık. Hemen modelimize bakıyoruz. Bakın şimdi sıra şu trabzan sırasında. Hemen fıstıktan sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. İlmeğimizi doluyoruz. Ve şurada 4 tane olan trabzanı 6 tane yapacağız. Şimdi o yüzden birinciye geliyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 2 tane trabzan yaptık. Sonra bir sonrakine 1 tane trabzan tamamladık. Araya şimdi geldik. Şu aradaki zincirimize bakın. Şuralardaki araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve ipimi doladım. Şu son 1 2 3. trabzana bir kez batıyorum. Son trabzana da yine 2 kez trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz ve kenar fıstığını örüyoruz. Pardon. Dört, beş. Ben bu sıranın ve bir sonraki sıranın kenar fıstıklarını örüp hemen devam ediyorum. Evet. Hemen baştaki kenar fıstıklarını da yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi geldik. Bu sıradayız. Bu sırayı yapmak için ilk önce 3 trabzanımız var. Sonra şu boşluğu oluşturacağız. Hemen 3 zincirden sonra şuradaki trabzanların her birine bir kez batarak trabzan yapıyoruz. Ben bu trabzanları 3 defada çekiyorum. 2 defada da çekilebilir. Bir öncekini 2 defada çektim. Biraz kenarları geniş geldi gibi. O yüzden bu defa 3 defada çekerek yapacağım. Evet. 3 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Ondan sonra araya 5 zincir çektim. İpimi doladım. Şu bir önceki sırada çektiğimiz zincire batıyoruz. Araya batmaya gerek yok. Direkt batalım. Oraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. İpimi doladım. Bu defa geldik. Bu taraftaki 3 trabzanı yapmaya. Yine bunlara da birer tane. Her birine bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincirimizi çekip yine kenar fıstıklarına geliyoruz. Evet, kenar fıstığını yaptım. 3 tane zincirimizi çektik. Yine bu üçlü trabzan grubu devam ediyor. Bunu yine üç tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın. Şimdi şu boşluğu yapacağımız sıradayız. Şu 3 taneyi yaptık. Bunu yapacağız şimdi. 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. 3 trabzandan sonra 4 zincir çektim. İp almadan sık iğne ile şuraya birleştiriyorum. Şuradaki boşluğa zincire birleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki şu trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki zincire yine sık iğne ile birleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir ve yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Kenar fıstık kısmına geldik yine. Hemen kenar fıstığımız değişmiyor zaten. Sürekli aynı ilerleyecek. Evet, bu sırayı da tamamladık. Baştaki fıstıkları ördüm. Yine 3 zincirimizi çektik. Şimdi geldik şu boşluğu doldurduğumuz şu trabzanların olduğu sıraya. Kaçıncı sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Şu kenardaki 3 tane trabzanımızı yine örüyoruz. Evet. 3 tane trabzanımızı ördük. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve şuraya bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 10 tane trabzan dolacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 tane trabzanımız tamam. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip yine şuradaki 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç ve yine kenar fıstığını yapıyoruz ve sıra tamamlanmış oluyor. Evet hanımlar, 7. sıraya geldik. Kenar fıstığını yaptık. 3 zincir çektim. Şu 3 tane trabzanımı da yaptım. Şimdi bakın şuradaki fıstıkları yapacağız. 3 trabzandan sonra 5 zincir çekiyoruz. Zincir çektim, geliyorum şuradaki ilk trabzanın, şöyle yakından göstereyim, birinci trabzana 3 kez batacağız. 1 ipi doladım, bir daha battım, 2 ipi doladım, bir daha battım, 3 kez battık. Şimdi bunu tutuyoruz, tekrar ipimi doluyorum, bu defa bir yanındaki trabzana 3 kez de ona batıyorum. 1 2 3 kez battım. Ondan sonra hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle sabitledim. Yani 2 trabzandan 1 fıstık çıkardık. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın yine 2 tane trabzandan 1 fıstık oluşturacağız. Birinciye batıyorum, 3 kez ilmek çıkarıyorum, 1 2 3 doluyorum, bir sonrakine batıyorum, ondan da 3 defa ilmek çıkartıyorum ve hepsini birlikte birleştiriyorum. 1 2 3 araya tekrar 3 zincir. Bakın ipimizi doladık. Aynı işlemi 5 kez tekrarlıyoruz. Zaten burada 10 tane trabzanımız vardı. Her 2 trabzandan 1 fıstık çıkardığımıza göre 5 tane fıstığımız oluşacak. 1 2 3 3 bir sonrakine 4. 5. 6. 6 kez batmış olduk 2 fıstık, 2 trabzana. Ve tek seferde çıkarıyoruz. 1 3 aralarda 3 zincir. Aynı işlemi bu son trabzanlar içinde yapacağız. Ben arada bir hanımlar elim gidiyor, 4 yapıyorum. Her birine 3 tane yapacağız. 3 tekrar 1 2 3 ve son fıstığımızı da yapalım. Evet, sonuncuyu da yaptık. Tamamladık. Şimdi burada ne yapmıştık başlangıçta? Artık örgünün yarısı, şurası örgümüzün yarısı zaten. Bu tarafta ne yaptıysak bu dönüşte de aynısını yapıyoruz. Buradan ne yapmıştık? İlk önce şurada kaç zincir vardı? 5 zincir. 5 zincirle bu tarafa geçiyoruz. Evet, 5 zincir çektim ve yine bu 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir araya ve yine kenar fıstıklarını yapalım. Evet, şimdi 9. sıraya geldik. Bu sırada artık yanlardan yeni bir fıstığın başlaması için artırma yapacağız. Şuradaki trabzanlardan artırma yapacağız. Şimdi onu nasıl yapıldığını göstereceğim. Şurada modelimizde de göstereyim. Bakın şimdiye kadar şu sırayı yaptık. Bu sıradayız. Bakın şimdiye kadar 3 tane yaptığımız trabzanı bu sırada 4 tane yapacağız. Ortadakine 2 kez batacağız ve 4 tane olacak. Hemen yine 3 tane zincirimi çektim. Birinci trabzana bir kez batıyorum. Ortadaki trabzana 2 kez batıyorum. Yani 2 tane trabzan yapıyorum. Sonuncuyu da yine bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Ve bakın şimdi 3 tane olan kısmı 4 tane yaptık. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Şimdi bu sırada şu boşluklara sık iğne yapacağız. Geldim şuraya. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Yani ip almadan batıyoruz. Tığımızın başına ip almadan tığ boşluğa batıyorum. Ve ikisini birlikte çekiyorum. Her boşluğa 3 tane sık iğne. 1 2 3. Evet, 3 tane oldu. Şimdi bir sonrakine yine 3 tane. 3. Bir sonrakine yine 3 tane. 1 2 3 ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu kenardan da bakın örgümüzün sağ tarafından artırdık. Şimdi bu sol kenarından da aynı işlemi yapıyorum. Burada da trabzanları dörde çıkaracağız. Birinciye bir kez battım. İkinciye 2 kez batıp 2 trabzan ördüm. Üçüncüye yine bir kez batıyoruz. Tekrar 3 zincirimizi çekiyoruz ve kenar fıstıklarımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi bir sonraki sıraya geldik. Geldik 10. sıraya. 2, 4, 6, 8, 10. 10. sırada yine sağdan ve soldan artırmaya devam ederken buradaki yelpazemizi kapatacağız yavaş yavaş. Yine kenar fıstıktan sonra 3 zincir çektim. Şimdi şuradakini, şu 4 taneyi 6 taneye çıkaracağız. Artık bakın şimdi şu 9. sıradan itibaren bu sıraların tekrarını yapıyoruz. Bakın şurada. Şu sıranın tekrarını yapıyoruz 9. sıradan itibaren. Şimdi 9. sırada ne yaptık şu kenarda? 4 tane trabzana çıkardık. Bakın burada da 4 tane trabzan var. Şimdi bir sonraki sırada da şu sırayı uygulayacağız. Kenardan bir tane artırmak için bu sırayı uygulayacağım bir sonrakinde. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Onu nasıl yapacağımızı gösteriyorum bakın. Birinciye 2 tane batarak 2 trabzan yapıyorum. Birinci ve 2. Aynı trabzana 2 kez battım. 2 tane trabzan ördüm. Sonra ipimi doluyorum. Bir sonrakine bir tane trabzan. Bak şimdi 3 tane oldu. Yani şu 3 taneyi yaptık. Geldik şu aradaki zincire. Buraya 4 tane zincir. Şurada 3 tane çekmişim ama 4 olsun. 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Hemen geriye bakın 2 taneyi kullandık burada. 2 trabzanımız kaldı. Bunu da 3'e çıkaracağız. Bunun için yine burada sıradaki trabzana bir kez batıyorum. İpimi doluyorum. Bir sonrakine 2 kez batıyorum. Ve bu şekilde trabzan sayımız 3'e yükselmiş oldu. Ve bakın burada da yeni modelimiz başlamış oldu. Şu sırayı yaptık. Bu sırayı yaptık. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Ve buradaki sık iğnelerimize devam ediyoruz. Burada 1, 2 tane atlıyorum. Bu ilk sıra için 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne. Ondan sonra 9 tane sık iğne olacak toplamda. Her birine birer kez batarak 9 sık iğne yapacağız. 3 oldu. 4 5. Buradaki sık iğneyi çok aşırı sıkı sıkı yapmayın. 6 7 8 9. Evet, 9 tane sık iğnemiz tamamlandı. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine bu defa sol tarafın artırmasını yapıyorum. Aynı teknik. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Onun için birinciyi 2 kez. İkinciye bir kez batarak trabzanımızı yapıyoruz. Araya 1, 2, 3, 4 tane zincir. İpimi doladım. Bir sonrakine bir kez batıyorum, bir trabzan. Daha sonrakine 2 kez batacağım. 2 kez battım. Bakın şimdi ikincimiz açıldı. 1, 2, 3 zincir yine ve yine kenar fıstıkları. Evet, kenar fıstığımızı yaptık. Şimdi şuradaki 3 tane trabzanımızı yapalım. Bu 3 trabzan sırası, bir dakika. Bu 3 trabzan sırası şuradaki fıstıklar gibi örgü boyunca ilerliyor. Sadece şurada bir kere artırmada sayısı değişiyor. Onun haricinde sürekli bu yandan 3 tane trabzanımız örgü boyunca ilerleyecek. Hemen 3 tane kenardaki trabzanı yapıyorum. Evet, 3 trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın şuradan bakalım. Sırada ne var işlemimizde? Bakın en son nereye yapmışız? Şu zincirli üçlü grubu yapmışız şurada. Şu sırayı yapmışız. Demek ki şimdi biz bu sıradayız. Ne yapacağız? 3 tane trabzandan sonra zincir çekeceğiz. Şuradaki zincire bir tane trabzan yapacağız. Sonra tekrar zincir çekip şu 3 trabzanı yapacağız. Motifimizin ilerleyişini buradan bir önceki motiften takip ederek yapacağız bundan sonra. 3 taneden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Hemen şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. İpimi doladım. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet. Daha sonra ne var? Şuradaki sık iğnelerimiz yavaş yavaş. Bu sırada 9 taneydi. Şimdi yapacağız 7 tane olacak, 5 olacak, 3 olacak. O şekilde azalacak. Tekrar burada 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. İpimi, pardon, ip dolamıyoruz. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne yaparak başlıyorum. Burada artık bu sırada 7 tane sık iğne olacak. Her birine birer tane batıyorum. En sonuncuya batmayacağım. En baştaki ve en sondaki sık iğneye batmıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Artık örgünün diğer yarısına gelmiş oldum. Şuradaki uyguladığım işlemin, bu tarafta uyguladığım işlemin aynısını şimdi bu tarafa uygulayacağım. Hemen trabzanlarımızı yapacağız. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Zincire bir tane direk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve yine kenardaki trabzanlara ve fıstıklara geldik. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Fıstık hep arada 3 tane zincir. Şimdi yine fıstığımızı tamamlayıp bir sonraki sıraya geçelim. Evet, 11. sıraya geldik. Kenardaki fıstığı ve trabzanı yaptım. Şimdi sıramızda ne var? Ne yapmamız gerekiyor? Bakalım. Hemen önceki sıralardan bakıyoruz. Şu sıradayız. 3 tane trabzandan sonra zincir çekip şuradaki boşluğu oluşturacağız. Hemen buraya hemen bakalım kaç zincir çekmiştik. 4 diye hatırlıyorum ben. 4 zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şuradaki zincir boşluğuna sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ve bir sonraki zincire geçtim. Buraya da yine bir sık iğne ile sabitledim. Evet. Şimdi yuvasını hazırlamış olduk trabzanlar için. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geldim yine 3 tane trabzan kısmına. 3 trabzanımızı yaptım. Hanımlar, ben galiba arada sırada 2 defa da çekiyorum trabzanları. Video çekerken acele ediyorum biraz. Siz öyle yapmayın. Evet. 5 tane zincirimi çektim. Yine buradan birinci sık iğneyi atlıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne, 2, her birine bir kez batıyorum. 3, 4, 5. Evet, bakın 5 tanemizi yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve yine trabzanlardayız. Üç, 4 zincirimi çektim. Bakın şuranın aynısını yapıyoruz. 4 zincir çekip zincire birleştireceğiz. Zincire sık iğneyle birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bir sonraki zincire atladım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Ve yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine kenar fıstığına geldik. Kenar fıstığı tamamlayıp bir sonraki sıraya geçelim. Evet, bir sonraki sıraya geldik. Kenar fıstığı ve trabzanımızı yaptık. Şimdi şuradaki dolgudayız. Bakın şu boşluğumuzu oluşturmuştuk. Şimdi hangi sıradayız? Şu dolgu sırasındayız. Bu dolgu sıramız neydi? 10 tane trabzan yapacağız. Kenarı yaptıktan sonra 4 zincir çektim. İpimi doladım. Buraya tam 10 tane trabzan yapıyorum. Hemen hızlıca yapıyorum. 4. 10. Evet, sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimizi çektik. Şimdi yine şuradaki trabzanımızı yapıyoruz. Artık yani motifimizi, modelimizi çıkardık zaten. Yani sıraların tekrarını, aynı şeyleri yapa yapa şalımızı istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar öreceğiz. Ucuna isterseniz püskül takabilirsiniz. Evet. Şimdi 3 tane trabzanımızı da yaptıktan sonra yine 5 zincir çektim. Geldik yine sık iğne bölümüne. Yine bir tane kenardan birinciyi atladım. Bir sonrakine başlayalım. Bir tane buraya. Bir sonrakine bir. Ve de bir sonrakine. Yani 3 taneye düşürdük. Tekrar 5 zincir. Ve yine örgünün sağ tarafında yaptığımız işlemin aynısını burada sol tarafa da uyguluyoruz. Zaten bundan sonraki şeylerde sıraları takip ederken burada anlattığımı burada anlatmayacağım. Zaten burası diğerinin aynısı. Videomuzun kısa sürmesi açısından 3-4 zincirden şuraya 10 tane dolgumuzu yapıyoruz. Trabzan dolgumuzu yapıyoruz. Sonra sırayı tamamlayıp hemen gelelim. Şimdi şu ortadaki burayı anladık artık. Şurada yeni bir motif nasıl ekleniyor? Kenardan artırma nasıl yapılıyor? Burada onu anlattım. Şimdi şurada ortada şu motifin bitirilip bir sonraki motifi nasıl başlayacağız? Onu anlatmaya çalışacağım. Yani şu an şu merkeze odaklanacağız artık. Buraları artık sıraları ilerledikçe aynı şeyi tekrar ederek tamamlayacaksınız. Şimdi bu sırayı tamamlayıp dönelim hemen. Evet, o sırayı da tamamladık. Şu anda şimdi 13. sıraya geldik. Yine kenarları yaptım. Ve şu anda şurayı göstereceğiz. Tekrardan şurayı bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi fıstığı, kenar fıstığını yaptık. Trabzamızı yaptık ve 5 zincir çektik. İpimizi doladık. Geliyoruz şuradaki birinci trabzanın tepesine 3 defa batıp çıkıyoruz. Fıstık yapar gibi. 2 3 tane buna battım. İpimi doladım. 3 tane de yanındaki trabzana batıyoruz. Toplamda 6 tane. Sonra hepsini birlikte tek seferde çekip bir zincirle sabitliyorum. 1 2 3 daha sonra 3 zincir. Yine aynı işlem. Her iki trabzandan bir fıstık çıkaracağız. Her birine 3 kez batacağız. 3 buna battım. Bir sonrakine de 3 batıyorum. Tek seferde birleştiriyorum. Bunları tamamlayalım. Evet, 5 tane fıstığı tamamladım. Şimdi 5 zincir çektim. Ve şuradaki trabzanımızı yapıyoruz. Evet, 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi geldik şu tepedeki şu direği yapmaya. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çektik. İpimizi doladık. Şu tepeye bir tane yine üçlü trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve örgünün diğer yarısı tarafına geçmiş oldum. Burayı da yine bu sağ tarafın aynısını bu tarafa da uygulayacağız. Sonra tekrar ortada buluşalım. Evet, bir sonraki sıramızın başına geldik. İkisini de yelpazesini yaptım. Şimdi bakın şu bir önceki artırma yerinde ne demiştim? Şu fıstıkların üstüne sık iğne yaptığımız sırada artık burada yeni bir yaprağın başlaması için ilk artırmamızı yapıyoruz. Şimdi ben de tam o sıraya geldik. Orayı bir kez daha göstereyim. Kenar fıstığından sonra şuradaki 3 fıstığı, 3 trabzanı 4'e çıkaracağız. Ortadakine 2 kez batacağız. Birinci bir kez battım. İkinci 2 kez batacağım. Üçüncüye de bir kez battık. Şuradaki sık iğne sırasına gel, unutmayın bunu. Bu sık iğne sırasında yeni bir yaprak başlıyor. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanlarda 5 zincir çektim. Şuraya fıstıkların arasındaki zincirlere her birine 3 tane sık iğne yapıyorum. Burayı hızlı hızlı geçiyorum. Önceden göstermiştim. Evet, 3 tane tamamladık. Tekrar 5 zincir. Tekrar 5 zincirimi çektim. Geldik. Şimdi şu merkeze geldik. Şuradaki 3 tane trabzanımızı yine yapıyoruz. Bu sabit. Hiç değişmiyor. Evet. 3 trabzanımızı yaptık. Bak şimdi neredeyiz? Şu modelde göstereyim. Burayı yapmıştık. 3 trabzan yaptık. Şimdi şu arayı yapıyorum. Şu arayı yapacağız. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki trabzanlara geçtim. Hemen üçlü trabzana geçtik. Ve yine örgüyü diğer yarısı gibi devam edip tamamlayalım. Evet, şimdi sıra başını yaptım. Önceki modelden bakarak aynısını yaptık. Şuradaki orta merkeze geldik. Bakın şuradaki sık iğnelerden sonra 5 zincir çektim. Şuradaki 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Araya yine 4 zincir. ve direkt yine şuradaki trabzanlara atlıyorum. Oraya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi artık bakın burada 3 tane motif. Bu sırada artık 3 motifimizi başlamış bulunuyoruz. Bakın şurada şu 4 zincir bu 4 zincirin yerine geçiyor. Yani buradaki 4 zincir buradaki 4 zincirden aynı yer. Yani bir sonraki sırada bunları ilk direğini yaparak motifleri başlatacağız. Bu arada hanımlar ben videonun bir kısmında video bir hata vermişti. O sırada mikrofonu çıkarmışım. Biraz aralarda sesim kısık gelmiş galiba. Şimdi tekrar taktım ama inşallah bir sorun yaşamazsınız. Videonuzun sesini, bilgisayarınızın sesini tamamen açıp dinlerseniz bir sorun olmaz. Bu sırayı da tamamlayalım. Artık buradan sonra yapılacak bir şey yok. Tarifimiz bu kadar. Bir sonraki sırada şuradaki direkleri yaparak yeni yelpazelerimizi başlayacağız ve öreceğiz. Şurada bir önceki sıraya döner bakarsınız. Burada ne yapmıştık? Şu sıradan devam edeceğiz. Hepsine 1, 2, 3 tane yelpazemiz başladı şu anda. Bundan sonrası bu şekilde devam edeceğiz. Hatta ben size şu sırayı da göstereyim. Bir sıra daha göstereyim. Daha net olsun. Evet, bir sonraki kenarın fıstıklarını yaptım. Bakın şu 3 tane kenardaki trabzanımızı da yaptık. 1, 2, 3, 4. Bakın kaç zincir çekmiştik burada? 5 zincir. 5 tane zincirimizi çektik. Buraya bir trabzan yaptık. 3, 4. Tekrar 5 zincirimi çektim. Yine bir trabzan yapıyorum. Üç tane trabzanımızı yaptık. Bakın. Bir tane yaprağımız başladı. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyorum. Şuradaki sık iğnelerimizi yapıyoruz. Birinciye atlıyorum. İkinciye ilk batıyorum. Buradaki sık iğnelerin her birine birer kez batarak birinci ve sonuncuya batmıyoruz. Her sırada yanlardan birer tane eksilterek ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Geldik bakın ortaya. Şimdi burada yeni bir yelpazemiz başlayacak. 3 trabzanımızı yapıyorum. Evet. 3 tane trabzanımızı yaptık. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 5 zincir çekeceğim. 5 zincirimi çektim. Şuradaki zincire bir tane üçlü trabzanla başlıyorum. Bakın üçlü trabzanla başlıyor motif. Şurada üçlü trabzanla bitiyor. Her bir motif bir üçlü trabzanla başlıyor, bir üçlü trabzanla bitiyor. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum. Yine kenar trabzanımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 zincirimi çektim yine. Yine bu defa sol taraftaki sık iğne kısmındayız. Yine aynı şekilde birinci ve sonuncu hariç her birine bir kez batarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. 5 zincir çekiyorum sonra. 5 zincir çektim ve yine geldim üçlü trabzan grubuna. Üçlü trabzan, 3 tane trabzanımızı da yaptık. Tekrar 1 2 3 4 4 5 5 zincir çektik ve bir sonraki yelpazenin ilk trabzanını yaptık. 1 2 3 4 5 Araya yine 3 tane zincirimi çektim ve kenar fıstığını yapıyoruz. Bu kenar fıstıklarını çok uzun yapmayın. Uzun olsa marullanma yapıyor. Ben ilk yaptığımı biraz uzun yapmışım şunu. Bunu biraz daha kısa tuttum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bakın şurada artık bir tane burada, bir burada, bir tane burada, toplam 3 tane yelpazemiz başlamış oldu. Artık örgünün işleyişi bu şekilde devam ediyor. Yani takıldığınız yere dönüp bir önceki sıraya bakarak, tarifinize bakarak ilerleyeceksiniz. Yine elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Kısa ve net olması için elimden geleni yaptım. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.